Yepyeni lezzetlerle programımıza devam ediyoruz. Tuğba Hanım yine çok güzel bir tarif verecek bize. Tuğba Hanım, tarifiniz nedir? İslim kebabı. Patlıcanlarımızı soyduk, hazırladık. Etimiz var. Kuşbaşı doğranmış, haşlanmış etimiz var. Domatesimiz, biberimiz, salçamız var. Evet. Ve şimdi yapmaya başlıyoruz yemeğimizi. Evet. Patlıcanlarımızı şöyle güzelce ne? Bakın patlıcanlarımızı boylamasına. Evet. İnce bir şekilde. Patlıcanlarımızı ince ince doğruyoruz bakın. İncecik kağıt gibi doğruyoruz patlıcanlarımızı. Çünkü şey, bohça olacak. Evet, bohça olacak. Hem de çok güzel olacak. Misafirler geldiği zaman harika bir sunum oluyor. Evet, çok güzel bir görsel oluyor. Evet, görseli sunumu çok güzel. Ve tadı da tabii ki mükemmel. Önce göz doymalı. Evet. Evet, şimdi güzelce bunları kızartalım. Yağımızı alalım. Hemen yağımızı veriyorum. Hayır. Buyurunuz, dökeyim mi sizin için? Hı-hı. Artık yağımız bir güzel kızdı. Evet, şimdi kızartacağız. Patlıcanlarımızı yavaş yavaş kızartacağız. Fazla da kızartmayacağız ama. Çünkü fırınlanacak. Evet. Fırınlanmaya götüreceğimiz için şöyle birazcık renginin değişmesi bizim için yeterli olacak. Patlıcanlarımız kızardı. Renklerini değiştirdi. Evet, İstediğimiz kıvama geldi. Evet, aynen öyle. Şöyle şekillerini bozmadan evet. Alıyoruz. Patlıcanlarımızı peçetemizin üstüne aldık. Evet, şöyle. Etlerimizi bakın bir güzel şöyle. Patlıcanlarımızın üstüne aldık. Evet. Şimdi bu patlıcanlarımızı bir bohça gibi saracağız. Sarıyoruz. Çok güzel oldu. Bir tane kürdan alayım. Kürdanımızı da ortasından geçiriyoruz. Birinci islim kebabımızı yaptık. Evet. Patlıcanlarımızı artı şeklinde yerleştiriyoruz. Sonra etimizden koyuyoruz. Kavurduğumuz evet. Etimizi şöyle bir iki parça, üç parça koyup ağza gelecek bir şekilde katlıyoruz. Şöyle bohça şeklinde katlıyoruz. Bir oradan, bir buradan, bir ondan, bir bundan. Ve yine bizim kebaplarımızın ağzını kürdanladık. Evet, aynen öyle. Şöyle tepki. Süper. Bu işlemi patlıcanlarımız bitene kadar yapıyoruz. Evet, aynen öyle. Son patlıcanımızı da kıvırdık. Hazır hale getirdik ama daha bitmedi. Patlıcanlarımızın işi bitmedi. Bitmedi. Ne yapacağız? Domateslerimizi ince ince doğrayacağız. Biberlerimizi de keseceğiz. Onları da bunun kürdanların içine sokturuvereceğiz. Olacak, güzel bitecek. Görüntü olacak. Evet, görüntümüz güzel oluyor. Şimdi domateslerimizi keseceğiz. İki tane domatesimiz var ama bir tanesi bence de gelecek. Bir tane yeterli gibi olacak. İnce ince doğrayacağız çünkü. Tamam. Üstlerine şekil olması adına. Tamam. İncecik. Ben de yerleştireyim mi? Hı hı. Şöyle. Domateslerimizi de patlıcanlarımızın üstüne. Evet. Kürdanlarımızın içinden geçiriyoruz. Domateslerimizi de ay şeklinde doğrayıp yarım ay evet. Patlıcanlarımızın şimdi üstüne koyduk. Biberimizi kesiyoruz. Bunu da aynı onun gibi yapacağız. İnce ince. Hı hı. Biberlerimizin çekirdeklerini çıkarıyoruz. Evet. İnce ince doğruyoruz. Şöyle ikiye evet. Bölelim bakalım nasıl olacak. Çok güzel, çok şekilli. Zaten pişti aslında patlıcanlarımız ama birazcık fırın görecek. Evet. Azıcık fırın görsün. Çünkü domatesler biraz kendinden geçsin sıcağı evet. Görüp. Çok daha lezzetli ve harika bir görüntüye sahip olsun. Evet. Süslemeleri tamamladık. Bitirdik, bu kadar. Tepsiye yerleştireceğiz. Harika bir görüntü, mükemmel bir lezzet. Salçalı su yapacağız buna. Tamam. Fırında kuru kuru pişmesin diye. Yapışmasın. Evet. Yalnız porsiyonumuz da bayağı güzel oldu. Bu arada birbirinden güzel asistanlarımız var kamera arkasında. Evet. Onları da birazdan tadım için çağıracağım kamera önüne kızlar. Biraz daha su alabiliriz Özlem Hanım. Biraz daha su olsun. Evet.
biber domates salçası karışık olarak kullanıyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi sosumuzu dökmeye. Evet. Güzelce ne şöyle birer kaşık. Hem kızarmaları daha güzel oluyor. Hem salçalanmış oluyor. Salça da ayrı bir lezzet katacak bu güzel islim kebabımıza. Patlıcan, domates, biber, et. En sevdiğim grup. Evet. Harika. Zaten ben patlıcanın her türlüsüne bayılırım. Çok severim patlıcan yemeklerini. Çok güzel oldu islim kebabımız. Bu kadar. Şimdi bunu fırınlıyoruz. Ne kadar, kaç derecede, kaç dakika? Şimdi hepsi piştiği için bunların etlerimiz haşlandı zaten. Kızartmalarımızı da yaptık. Sadece üstlerindekiler biraz böyle ölür gibi olacak. O da 5-10 dakika. 10 dakika yeterli. 10 dakika yeterli bir fırın görmüş olacak. O zaman böylelikle hazır olmuş olacak. Süper olacak. Biz de şimdi islim kebabımızı fırına götürüyoruz. Evet. Fırından çıkarttık islim kebaplarımızı. Çok güzel piştiler. Domateslerimiz, biberlerimiz harika kızardı. Şimdi evet. O güzel dakika geldi. Evet, tadına bakacağız. Tadına bakacağız ama ben minik asistanlarımızı davet etmek istiyorum. Fıstıklar, hadi gelin kamera önüne. Merhaba. Fıkır fıkır, heyecanlı, coşkulu, güler yüzlü, enerjik. Bize burada enerji veriyorlar değil mi? Aynen öyle. Bize kamera arkasından destek verdiler. Gerçekten. Zaten düşünüyorum siz yaptınız. Bence çok etler zaten yumuşak olmuştur ve çok güzel olmuştur diye düşünüyorum. Yani siz yaptınız. Kötü olmayacak. Ay canlarımsınız, bir tanemsiniz, fıstıklarım. O zaman tadına bakalım mı? Evet. Hemen bakalım. Tuğba Hanım tabağımıza koysun. Sunumumuzu yapalım. Sunumumuzu yapalım, fıstıklar tadına baksın. Güzellikler. Çok güzel oldu, pamuk gibi bakın hemen nasıl da kesildi, görüyor musunuz? Evet. Harikasınız. Yarısı senin. Evet. Tadın bakalım. Aynen, fıstıklar buyurun bakalım. Bizim güzelliklerimiz islim kebabının tadına baksın. Gerçekten çok güzel görünüyor. Oo, maşallah. Afiyet olsun. Bayağı da büyük parça aldım. Maşallah güzelliklerime. Çok lezzetli olmuş. Afiyet güzel olsun fıstığım. Sen de çok beğendin. Harika. Vallahi çocuklar beğendiğine göre. Evet, şifa 10 olsun numara. İnşallah. Şifa olsun. Gençlerim, güzelliklerim afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.